Biliyor musunuz? Ben abimle konuştum dün akşam. 2 hafta sonraya gün almışlar. Daha ne kadar bu durumu uzatacaksınız? Bu inadı daha ne kadar sürdüreceksiniz? Filiz, bu konuda söylenmesi gereken her şeyi söyledik biz. Gerisi abine kalmış. Kız doktor. Niye onaylamıyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Evet ama aile yapısı. Abla, yine mi aynı şeyler? Çok abartıyorsunuz. Sonradan çok üzüleceksiniz. Daha önce de söyledim. Sen karışma Filiz. Çocukları olunca ne yapacaksınız? Onu da mı aileden aforoz edeceksiniz? O zamana kadar Suat'ın aklı başına gelir herhalde. Yanılıyorsun ablacığım. Zenan hamileymiş. Ne? Zenan. Mina Hanım. Her şeyi öğrendim Zenan. Anlayamadım. Evet Zenan. Senden bile bu kadarını beklemezdim. Oturup buna seyirci kalacağımızı düşünmedin herhalde. Mina Hanım, lütfen. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Ayrıca bunun ne yeri ne de zamanı. Hayır. Bence tam zamanı. Tabii. Baktın ki Suat ailesini seçecek. Sırf onu evlenmeye ikna edebilmek için hamile kaldın. Suat'ın ne kadar çok çocuk istediğini biliyordun. Onun sana hayır diyemeyeceğini biliyordun. Mina Hanım, gerçekten saçmalıyorsunuz. Ve ben daha fazla sizi dinlemek istemiyorum. Zenan. Hayrola Mine? Ne işin var burada? Ne oluyor? Bir sorun mu var Zenan? Evet var. Çok sevineceklerini düşündüğün için mi söyledin ailene hamile olduğumu? Bak, Mine tebrik etmeye gelmiş. Zenan. Hala bu kızın nasıl birisi olduğunu anlayamadın Suat. Gözünün açılması için daha ne olması lazım? Sırf hamile kaldı diye bu kızla evlenmek zorunda değilsin. Özür dilerim Halim Bey. Hastanede böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm. Üzülme Suat. Hayat bazen bize olduğundan daha karmaşık görünebilir. Önemli olan böyle zamanlarda kararlarının arkasında durmaktır. Haklısınız hocam. Bu arada tebrik ederim. Filiz'le konuştum. O da çok üzgün. Sabah annemlerle tartışırken o sinirle ağzından kaçırmış. Mine de bu fırsatı değerlendirmiş anlaşılan. Zeynep, bütün bu yaşananlar için çok üzgünüm. Keşke engel olabilseydim. Keşke. Rezil oldum. Haldun Bey'e rezil oldum. Zaten benim için bebeği doğurmaya karar vermek kolay değildi. Bak Senan. Evlendikten sonra da bu sorunların devam edip etmeyeceğine ya da daha başka sorunların çıkıp çıkmayacağına söz veremem. Ben bir kalp adamıyım. Onu parçalara ayırıyorum. Tekrar birleştiriyorum. Ellerimde tutuyorum. Ben bir kalp adamıyım. Emin olduğum tek şey, sen benim eşimsin. Aşkımsın. En iyi arkadaşımsın. Benim kalbim senin için atıyor. Ve her ne olursa olsun bunu sakın aklından çıkarma.
Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sen yanımda olduktan sonra bize hiçbir şey ayıramaz. Hiçbir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.